Merhaba arkadaşlar, ikisi hoş geldiniz. Merhaba. Bugün anlat bakalım. Yasaklı yasak kelime. Yasak kelime oynayacağız. Yasaklı değil, yasak. Yasak kelime. Önümüzde Monopoly parasıyla 500 lira var. Evet. Ters tutuyorlar. Herkesin 500 lirası var. Evet. Ve sorularımız var. Seni en çok sinirlendiren şey nedir? Seni en çok üzen şey nedir? En çok heyecanlandıran şey nedir? Evet. Bir şey bulalım. Tamam. Yok, 3 tane yetiyor. Çok uzun olur çünkü. Çünkü bir de anlatıyoruz. Bunları anlatırken herkes birer tane yasak kelime söylüyor. O yasak kelimeyi kullandığın anda veriyorsun 100 lirayı. Ama bilmeyeceğiz. Ama bir şey söyleyeceğim. Oyun başladıktan sonra da oyun başladıktan sonra yani söylerken bileceksin. Bir kere söyle. Oyunda, oyunun içinde yani sen anlatmıyorsan bile mesela Ege, ben anlatıyorum atıyorum ama yasaklı kelimeyi sen söylersen yine kaybediyorsun. Evet. Öyleymiş. Şimdi Ege söyle bir yasaklı kelime. Ben. Ben. Evet. İkinci kelime Mira. Şahsım. Şahsım. İki alayım. Var. Var. Benden de heyecanlı. Okuyayım mı bir daha? Evet oku. Ben. Şahsım. Var. Heyecanlı. Dört tane yasak kelimemiz var. Bunları kullanmayacağız hikayeyi ben anlatırken. Ben. Şahsım. Heyecanlı. Var. Var, tamam. İlk sorum. Annemden başlıyoruz. Sen. Ben, niye? Ben seni istiyorum. Ben anlatayım. Seni istiyormuş. Sen mi anlat? Tamam, Ege anlat, sonra ben. Ya bir sırayla gitsin bari de ya, karışma. Evet, ben ilk sorumu soruyorum. Okulda seni en, yani... Okulda mı? Okulda derken, okul hayatında seni evet, en heyecanlandıran şey ne oldu? Soruyu sorarken yasaklı kelimeyi kullanabilirim herhalde. Ama bir şey söyleyeceğim. Sadece okulda mı? Okul hayatında, evet. Niye okulda ya? Ben okulda hiçbir şey heyecanlanmıştım. Tamam, hayatta. Hiç hayatta hiç. Seni 16 senedir en çok heyecanlandıran şey nedir? Diyorum ve yasaklı kelimeler başlıyor. Ege tiyatroda mutlu olmuştu. Tiyatro oyununda. En mutlu olduğu zamanlardan biri o ya. Ama hayır. Mutlu değil ki. Yasak o kelime. Nasıl anlatsın? Mutluluk da gibi olabiliyor. İçim kıpır kıpırdı. Evet. İyi tiyatro oynadığında için kıpır kıpır oldu diyorsun. Tamam. Tek kelime. Şu anda bizde de başladı. İçi kıpır kıpırdı. Şu anda bizde de var. Evet. İki, kim anlatıyor? Sen Ali, mi? Topu. Evet. Topu diyorum. En mutlu olduğunuz an şu hayatta. En içini kıpır kıpır eden. Mutlu değil yani, soruyu sorarken de korkuyoruz. Evet, evet, dinliyoruz Şenel. Şenel'in hiç mutlu olmuş. Evet. Şenel'in. Şenel'in mutlu olduğu an yeni bir şeyler öğrenip onları sunmak. Yani yıllar önce 2000 yılında yurt dışında eğitim almak, yeni bir meslekle ilgili eğitim almak beni çok mutlu etti. Hmm. Kıvırdın orada söyleyecektin. Sıra sende. Değil mi? Çıktı mı? Çıkmadı. Bende mi? Sende. Yasak kelimeyi ben de söylemiştim. Yine söyledi. Evet, yasaklı kelime gitti. Ya işte oyun oynarken de dikkat etmek gerekiyor. Evet, gitti bizim 100'er liralar Şenay Hanım. Güzel güzel anlatırken. ben anlat... gitti 100 liralar. Kim anlatsın? Şu anlatsın. Fazla konuşmayın. Konuşma ya, evet. Umay olarak kendim... Yok yok, o yok. Öbürü var. Şeyle başlayalım. Evet. Mira doğduğunda çok böyle içim kıpır 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 olmuştu. Oo kardeşim, ben son atacağım. Her şeyi benden çaldın. Evet. Mutlu olmuştum. Çok böyle duygularım tavanlara ulaşmıştı. Al. Tamam, bitti. Tamam, şimdi sıra... Onda. Şunda. Sıra şunda. Evet. Mira'yı en çok hey... Dört!
Ama demedim. Ama demeye çalıştın. Çay. Yarısı çıktı. Mira'yı en çok mutlu eden ve içini kıpır kıpır eden şey... Bilinmiyor. Bilinmiyor. Uy. Uy. Oy, çok mutlu bence. Sadece 4 kelimeyle Mira'nın şeyi, sözelciği çökerdi yani, anladın mı? Oy, neydi Mira'nın ne? Bir şey. Oy. Oy. Evet. İngiltere'ye başvuru yaptığımızda ha evet. Çıkınca mutlu oldum. Sonucu beklerken çok da öyle. Evet. Hayır, sonucu beklerken değil. Çıktığında çok mutlu oldum. Tamam. Lütfen çalışmayın. İkinci sorum geliyor. Yasak kelimeler geliyor. Ha, yasak kelimeler evet. Geliyor yine. Evet, ekleniyor. Bunların bu üstüne ekleniyor. O taraftan gidelim, ben düşüneyim. Ben söyleyeyim. Ben de şu an oyun dışıyız. Evet, şu anda oyun dışı. Dur. Emme. Kendim. Çok. İlginç. Üzen. Sen. Oo. Ben. Şahsım. Var. Heyecanlı. Kendim. Çok. Üzen sen. Yasak. Başladı mı? Başladı. Soruyu soruyorum şu an. Seni bu hayatta çok üzen şey neydi? Aa. Hayır, soruyu nasıl sandın? Aa. Ne de şaşırdı. Ne de şaşırdı. Soruyu nasıl soracağım? Uy. Şimdi başladı. Uy. Kim başlıyor? Önce sen başla. Ege'ydi demin, sen. Ne? Ne dedin az önce sen? Bir şey demedim ya. Ne dedim? Aman. Hemen de. Evet. Ne dedin? Yok. Hadi kim başlıyor? Mi. Her tur biri başlasın. Mesela ben başladım. Ben dedim. Mesela başladık. Şey var mıydı ya? Ne? Ha, o da vardı. Nasıl anlatayım ya? Ne? Ne? O da? Hayır. Dedin. O da. Hayır. Hayır, o da dedin. O da dedin. O da diye bir şey mi var? O da dedin. Hayır. Teyzemin söylediği şeyi söyledin. Nasıl mı dedi o? Hayır. Onu mu dedin? Yesiz. Onu mu dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ne dedin? Ben de dedim. Sen söyleyebilirsin, söyle. Var. Ne dedin? Hiç haberim yok. Demişimdir. Anlatılmıyor yani o kadar şu anda. Umay'ı en fazla panikleten mi diyeyim? Hani o da şey çünkü. Panikletenle aynı şey değil ama. Paniklemek benim benim ağlamamı sağlayan şey. Ne olmuştur? sevdiğim en çok sevdiğim bir insanı kaybetmek olmuştur. En çok tamam. Olan şey o. Sıra o zaman geçti Mira'ya. Ben? Duymadık biz bir şey. Herkes salaklaştı. Her duymadık. Her şeyi tamam. Söyledim galiba. Sıra Mira'da. Beni en çok mutsuz eden şey... Bu da. Mira'yı mutsuz eden şey... Oyunu kaybetmek.
Ne dedin? Mira kelime kullanamadıkça Karadeniz'e doğru dönüyor. Uy. Biz oradan anlıyoruz seni. Bir şeyler olmuş. Gel 400'ü gösteriyor. Aa, ama benim de. Sizin niye 400? Git 400-300. Çok sinir bir oyun ya. Amacım bu yöndeydi. Onun için sallıyormuş 400'ü. Anlatacak mısın? Tamam, başlıyorum. Başla. Ben unuttum ne anlatacağımı da ya. Soruyu da paralar gitti. İkiniz de doğru değil. Niye diye? Niye diye oyun bitti. Niye diye oyun bitti. Deme. Niye sürekli diyorsun? Tamam. En çok onu kullanıyoruz demek. Gelecek kaygısı. Tamam, bu da ezberliyor. İlerisi için onu sistematik çocuk düşündürtüyor. Neyi düşündürtüyor? İlerisi için. Üzmüşlüğü. Üzmüşlük çok önemli. Benim param kalmadı, bitti mi ben? İkiniz arasında şu an galiba. Şu an ikiniz ben arasında. Ben anlatmadım. Sana anlatacak para mı kaldı? Sen anlatmadın. Sen anlatmadın. Bütün parayı bitirdin zaten. Sen oturduğun yerde ben. Söyleyeceğim. İkinize yapıyorum şimdi. Bu kelimelerin üstüne iki kelime daha ekleyeceğim. Şey. Evet Mira. Ney. Bir kelime daha. En. Ben, şahsım, var. Heyecanlı, kendim, çok, üzen, sen, en çok diyemezsin mesela. Zorlaştı, evet. Evet, soru neydi ya? Soru sormadık da. Sinirlendiren, en çok sinirlendiren şey. Ha. Bugüne kadar hayatta seni en çok kızdıran şey, öfkelendiren, kızdıran şey neydi? Tamam. Aklıma spesifik bir örnek gelmiyor. Yok. Ama... Son zamanlarda mesela Mira'nın inatçılıkları. Anlatmadı. En çok kızdıran şey dedim işte. Mesela... Ama şey... Uzun uzun mu anlatması lazım? Ama... Bir örnek. Kısa anlatan... Ha evet, çok kısa anlatamıyorsun. Devam ediyorum. Tamam, der ediyor. Ben kullanıyorum ya. Odanın kapısını kapatın diyorum. Kapıyı açıyor böyle. Sonra kapıyor. Sonra böyle bakıp ne var? Ne oldu? Bir şey mi oldu diyorum. Ne yaptın? İşte ben de onu diyorum. Ne yaptın? Sonra içeri gidiyorum. İçeride kızdırmıyor.
Dışarıda. Genelde inatçılığı yani dinlememesi beni sinirlendiriyor. Tepemin tasını değil de tepemin ısı ayarını arttırıyor. Ama çok yani her zaman değil. Tamam. Yes. Mira'nın tepesini attıran yani kızdıran. Hı hı. Mira'nın inatçılığı. Sınıftaki sınıftaki bir arkadaş. Bir arkadaş. Bitti mi bu? Olmaz. Ama anlattım. Ama Mira'yı tepesine attıran olay okulda sınıftaki bir arkadaşın hareketleri, tavırları, sözcükleri, ama davranışları. Genel. Ama bu genel değil mi? Olmadı yani. Bu tepemin kasını attırıyor. Evet. O zaman paralara bakıyoruz. Senin paran çoğalmış mı? Ben hiç şey yapmadım. 500 mü verdik birisi? Evet. Yok. Ha 500 şey. Çünkü 400 zannediyorum da seninki çoğalmış. Senin 100 lira, senin 5 lira. Ege kazandı. Ben bankadan çektim. Sen niye mi yanlış bir şey? Para önemli değil ki. İşte yanlış bir şey söylememiş. Onu anlıyoruz işte. Yani. Para önemli değil mi? De. Etmemiş. Çocuk yanlış bir şey söylememiş bak. Ben öyle dikkat ettim. Şeyden ben bir şey söylemeyince gitti. Beni yakan Şenay oldu. Oturduğu yerde sen ben diye diye sen dedi. Sen dedi. Ben de yanamıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben oyunun kralıyım aslında. Bu bunun yüzünden. Her şeyi ben yaktım. Evet, bunun yüzünden ben öyle söyledim. Bitiremedi bir türlü. Bana gelemedi. Evet, Miro'nun yüzünden biz kaybettik ya. Ama eğlenceliymiş oyun. Evet. Oynanır. Evet. Güzel. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Bir tur daha oynasak mı acaba?